iktidar okula girdiği ortağıyla ters düşmüştü ve kavga ediyordu. Bunlarda toplumun hiçbir suçu yoktu. İktidar kendi suçlarının, günahlarının cezası olarak ortaya çıkan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Zaten şahitli bir darbe girişimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Karanlıkta kalan çok noktalar var. Ama hepimizin bilmesi gereken darbe öncesi zaten demokrasi yoktu. Demokrasi ve hukuktan her geçen gün uzaklaşan bir Türkiye vardı ve bir kaos ortamına doğru gidiyorduk ve sonunda maalesef darbe ortaya çıktı. Lanetlik bir girişimdi. Tüm demokratlar AK Parti iktidarını eleştirse bile anında buna karşı çıktı. Ben de şahsen ilk sahnesinden itibaren kim yapıyor diye sormadan bir darbeye kesinlikle karşı çıkılmalıdır diyerek var gücümle darbeye karşı çıktım. Ama sonrasında olanlar çok ilginçti. Darbe zaten şaibeliydi ve ardından daha gece yarısı yargı mensupları nasıl olduysa anında ihraç ediliyor. Belli ki önceden bir hazırlık yapılmıştı. Bakın önceden hazırlığı yapılan bir faaliyet olduğu belli. Çok karanlık noktalar var. Darbeden haberdar olduğu halde müdahale edilmediği iddiaları son derece kuvvetli. Şu anda bu iddialar belirgin değil ama ileride ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Darbe sonrası asıl önemli olanı. Türkiye darbe sonrası ne yaşadı? 20 Temmuz 2016'da OHAL ilan edildi ve bir kişi yapılmak isteyen 4 yıldır sürekli yapılıyor. Darbe aslında gerçek darbe şu anda 4 yıldır sürekli devam ediyor. Halka yönelik bir darbe var. Halkın iradesine yönelik bir darbe var. Demokrasiye yönelik bir darbe var. Hukuka yönelik bir darbe var. Yüz binlerce kişinin anayasal rejim baş aşağı indirilerek KHK rejimi kurulması suretiyle oluşturulan bir darbe var. KHK rejimi anayasaya aykırı bir rejimdi ve çok kötü bir şekilde kullanıldı OHAL kullanılma izni, anayasa OHAL kullanılma izni anayasaya aykırı bir şekilde ve anayasaya aykırı KHK'lar çıkarıldı. Bu KHK'lar neler çıkardı? Yüz binlerce kişiye darbe yapılması, onların işlerinden atılması, görevlerinden atılması, özelde çalışma haklarının ellerinden alınması ve koca bir Türkiye hapishanesinde mağdur bir halde, perişan bir halde beklemelerine yol açtı. Çünkü yurt dışına çıkış izinleri de yoktu. Başka nelere yol açtı? Kayyımlar icat edildi. KHK'larda kayyımların önü açıldı. Çok rahat bir şekilde her yere kayyımlar atandı. Belediyelere darbe yapıldı. Milletvekillerine darbe yapıldı. Darbeyle ihraç edildi insanlar. Siyasete darbe yapıldı. Yine ekonomik anlamda bakın çok ağır darbeler yaşadı bu ülke. Devre dışı bir şekilde iktidar kendi yandaşlarını iş alanlarına doldurdu. Güvenlik soruşturmalarıyla hukuka, insanların hakkına darbeler yapıldı. KHK'ların bitmesiyle darbeler bitmedi aslında. Bakın güvenlik soruşturmalarıyla kişinin annesi babası nedeniyle işe girişi engellendi. Mezhebi orijini, dini orijini, siyasi orijini nedeniyle insanların önü kesildi ve darbeler 4 yıl boyunca devam etti. Bu çok net zihnimizde. Biz bunun için zaten çok yoğun bir şekilde bu süreci takip ediyoruz ve topluma, siyasete, ekonomiye, kültüre, insanların yaşam biçimlerine darbeler şeklinde devam ediyor. Annelere, babalara, çocukların hayatlarına darbeler yapılıyor ve adeta nesil kurutucu işlemler yapılarak iktidar tüm çıkarları için toplumdaki insan haklarını yok etmekle meşgul ediyor. Bir darbe girişimi varsa bunun bir siyasi ayağı olmalıydı, siyasi arka planı olmalıydı, bir geçmişi olmalıydı. Ama Cumhur İttifakı bunun araştırılmasından son derece rahatsız. Bakın sonuçta
bir ortaklık varsa, bu ortaklığın ne zaman başladığı, ne zaman bittiği ile ilgili tarihleri iktidar belirliyor. Yani şu tarihten işte 17-25 Aralık'tan sonrası için bir milat oluşturuyor ve öncesi ve sonrası hesabı yapıyor. Ama bu böylesi bir milat oluşturma hakkı yok aslında. Bunun sorgulanmasını istemiyor. Bunun sorgulanmasını istemediği için sürekli siyasi ayakla ilgili önergeleri reddetmekle meşgul. Aslında bu redler kendi samimiyetsizliklerini apaçık ortaya koyuyor. Yani daha dün ortaklık yaptıkları Gülen grubuyla nasıl bir mazi yaşadıklarını anlatmaktan uzak durmaya çalışıyorlar ve bu halleriyle aslında ülkeyi bir darbe tezgahına tuttuklarını, bu ortamı kendilerinin oluşturma konusundaki rollerini ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu halk buna layık değildi. Bu iktidar çekişmelerinin sonucunda bu toplum bu kadar büyük felaketlere müstahak değildi aslında. Ama iktidar bu kendi suçlarını, siyasi ortaklarıyla olan yaptığı ilişkileri örtbas etme yolunda önemli bir gayret sarf ediyor.